Zaten transfer için bekliyorlar bunlardan çıkabilmek için. Bekliyor. Yani Emre Mor'a ama... bayağı talip var. Emre de işte şehirle ilgili bir karar verme durumunda. Bugün Cengiz'i mesela kadroya aldı ama Cengiz'i de mesela düşünmüyordu. Avrupa'da yok. Öyle. Yani bunlar hep Fenerbahçe'nin bir yandan transfer yapmak arayışındayken bir yandan da elini rahatlatma zorunda olduğu isimler. Baksanıza yabancılara sözleşmeli. Ya o Cengiz var ya durumu nedir Allah aşkına kendinden vazgeçmiş gibi yani kendini inkar ediyor kendinden vazgeçmiş. Yani futbolu bırakmış gelmiş Fenerbahçe'ye kulüp 16 milyon 18 milyon euro arası bonusla para vermiş 4 milyon euro yakın 4 yıllık kontrat almış büyük para Çok büyük net para 16 ya. milyon euro vergiler aldısı menajer parası hariç Şender bir meydan okursun ya Fenerbahçe kulübüne geldim alacak orada bir savunmaya gelmeyecek içeri kat edecek öyle pısır. çekilecek sonra ile vuracak ya işin tamam Fenerbahçe transferi yanlış bir evet yetenekli olabilir hani Michael Jordan kitabında diyor ya ya yetenek diyor eğer çalışmazsam masadaki tuz kadar beş para etmez diyor Michael Jordan şimdi böyle bir durum var gelecek çekecek, vuracak Diş savunmaya gelmeyecek etmeyecek ya futbolu bırakma yakın 36 37 yaşında futbolcular gibi oynayacak sana Fenerbahçe kulübü yatırım yapmış yönetimi Şimdi aynı şekilde bir taraftarı, bir antrenör istemiş seni. Bir gelirsin bir meydan okursun ya ben kadroda yokum bir insan var ya ki gururunu ediremez bak beni yollamak oynuyor, istiyorlar ben... bak şimdi beni yollamak istiyorlar ben ne yaparım ederim ya bir meydan okurum hiçbir şey yok sonra da gelecekler türbüne armayı öpecekler işte Fenerbahçeliyiz bir gol attıktan sonra gömle oley, oley, oley. veya böyle bir yapacak tabi bir de en önemli <laughs> sus diye işaret yapacak türbünlere böyle susun falan hani bak kulaklarını tıkacak bir tane gol atacak sen Fenerbahçe gibi büyük bir camiye giriyorsun. Büyük yatırım, büyük para alıyorsun. Karşı kulüp aynı şekilde Marsilya'ya büyük para ödüyor. Bu mu karşılığı ya? Yürüyerek sezonu bitirdin geçen sene. Hocam Halk. en büyük eksiklik oyununu geliştirme. Biz bildiğimizden... Kendini geliştirme mental kendine da, hocam. Kendine yatırım da yapmıyor hiçbir hocam. Şey yok. Yani aynı oyunla ben bir türlü Türkiye'de idare ediyorum. İşte yurt dışına geldim. Piyasam var. Geri dönüyor. Ama bir de antrenör var. Bir de takım var. Ununu elemiş, eleği duvara asmış futbolcular. Bir de 97'de. Bu yaşta. Hocam 97'de oldu. Bu, bu kadar hocam yüksek şansı beklentiye ne? rağmen şansı çok ne? büyük beklenti hocam var. Hocam iki onda. tane rol model var orada. Bu takım lider abisi. Biri Tadiç, biri Ceko var. Ceko 38 yaşında, 1.90 küsürde. Bugün mobil koşuyor ediyor, alan yaratıyor, pres yapıyor, kenara gidiyor. Her antrenmanda, bak mesela antrenman bir bölümü seyrederken... ...mesela Fenerbahçe denk geldi, bizim kanalımız veriyor... Bir bakıyorsun antrenmanın başında ısınması bile canlı. Tadiç aynı keza. Şimdi böyle iki tane yüksek profilde takımın e, profesyonelliğini genel anlamda olumlu yönde etkileyecek, soyunma odasını ve sahaya etkileyecek iki tane çok iyi oyuncu var. Onlara da mı bakmıyorsun hocam? Onları da mı örnek almıyorsun? Hiçbir örnek almıyorum. Orada sanki çok... Fenerbahçe biraz politikayı değiştirdi gibi geldi.